Herkese iyi haftalar değerli arkadaşlar. Evet, biraz grafiklerdeki sıkıntıdan dolayı bu hafta sonu çalışmalarımızı paylaşamadık ama en azından haftaya başlarken geçen haftadan da bahsetmiş olduğumuz doların 3.70'lerin üzerine doğru hareket isteği noktasında haftaya çok olumlu başladığını görüyoruz. Sık sık tekrar ediyoruz. Çok güçlü bir trend var ve bahsetmiş olduğumuz, yani belki son 4 aydır burayı, bu seviyeleri 2.90'dan beri bu seviyeleri hedeflediğimizi gün ve gün bizi izleyenler hatırlayacaklardır. Evet, Cuma günkü 3.64.77 kapanışı sonrası bugün görülen en yüksek 3.68.30. Hemen tablomuza dönelim. Bu haftalıklarda ve aylıklarda özel göstergemiz HDTR'de, Halil Dalga teorisinde neyi ifade ediyor? Hemen bakalım. Bugüne dair 3.65.30 üzerindeki her harekette 3.66.80, 3.67, 60'a doğru bir hareket ihtimali şu an görüyoruz. Zaten bu seviyeleri, günlük seviyeleri geçen hareketleri görüyoruz. Yani 3.68 üzerine çıkan bir hareket. Geçen hafta ne demiştik? Hatırlayacak olursanız değerli arkadaşlar, 3.60-70 üzerindeki her kapanışta 3.72'ye doğru gidiyoruz demiştik. Aylıklar tarafına baktığımızda 3.55 üzerindeki her harekette 3.16, 3 61-60'ın üzerinde bir hareket görüyoruz. Bu da 3.67-70. Yani aylıklarda bile fiyatlar hedeflerin üzerinde şu an. Bu zaten daha önce de bahsetmiş olduğumuz olağanüstü bir hareket. Açıkçası doların günün yanındaki güçlenme hareketi sonrasında Türkiye 1994-2001 krizinde görmüş olduğu teknik anlamdaki grafik formasyon ve formasyon diyorum, özür dilerim, dalgalanmaya yönelik marjları dikkate aldığımızda, ki bizim özel tablomuz Halil Dalga teorisi, yani belli bir seviyeden sonra kriz havasını gösteren süreçlerdir. Normal şekilde tablomuzda görmüş olduğunuz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kategoriyi gösterir. Ama biz, hatırlayacak olursanız, bundan 2 ay önce buraya 8, 9 ve 10. kademeleri de ekledik. Neden? Çünkü tablomuzda gördüğünüz üzere aslında ilk zirveler görüldüğünde, yani 3.60'lar, 3.59'lar görüldükten sonraki seviye 3.70'i gösteriyordu. Bizim tablomuzda 3.70'in üzerinde, pardon, 2.80'in üzerinde 3.50 ve 4 vardı. 4 olarak zaten bu gerçekleşmişti. 3.59'u gördüğümüzde gün içinde rakamlar değişiyor. Şimdi geldiğimiz noktalar itibariyle 3.68 ve HDTR 319, yani 3.190. Neyi ifade ediyor? Buradan itibaren hala hazırda 2850 üzerinde kaldığı müddetçe 3.50'yi gösteriyor. 3.20'de olduğunu düşünecek olursak, yani şu seviyeden itibaren 3.6850 üzerine 30 kuruş daha koymamız lazım. İlk satışın gelebileceği veya kâr satışının gelebileceği nokta olarak burayı tahmin etmemiz gerekir. Yani şu anki seviyede 30 kuruş dediğimizde hemen bakalım neresi? 3.6850. Bu da bize 3.71.50'yi gösteriyor. 3.72. Yani ne demiştik arkadaşlar? Yıllıklarda 3.72'nin üzerinden, 3.70, pardon, 3.70, 3.72 bölgesinden ancak bir kar realizasyonu. O da kar realizasyonu, hatırlayacak olursanız, aylardır, yıllardır Brezilya ile karşılaştırmamızda ara dinlenmelerden bahsediyoruz. Ara dinlenmenin olabileceği seviye olarak bahsediyoruz. Hatta formasyon hedefi olarak da bahsetmiş olduğumuz sevgili Gökhan Yatım'ın programında 3.59'u gördükten sonra 3.43'e kadar bir satış bekliyoruz. Buradan sonra 2-3 haftalık bir yatay hareket, sonra daha güçlü bir dolar trendinden bahsetmiştik. Şu an için o gerçekleşiyor. Bakın, dolarınızı bozdurun mesajının verildiği yer güzeldi aslında. Ha, mantık olarak doğru değildi bence. Merkez Bankası da zaten dolar satmıyor. Ama neden vatandaş satsın? Bakın, vatandaş sattıktan sonra bu hareket oldu, güzel. Ama sonrasında ne demiştik? Teknik analizde şöyle bir şey vardır. Güçlü bir trend, bu trendi oluşturan güç, trendi değiştirecek, aşağı döndürecek bir formasyon oluşturmadığı müddetçe bu trend daha da güçlenip daha da yukarı gidecektir demiştik. Ve burada sadece küçük yatırımcının elindeki veya vatandaşın elindeki dolar alındı, yataya girdi ve şu an görmüş olduğunuz üzere bizim de iddia ettiğimiz ve söylediğimiz o güçlü trend hareketi başladı ve devam ediyor. Çünkü siz trende karşı duramazsınız. Maalesef böyle. Sonuçta haklılığımız veya biz dedik noktasında değiliz. Zaten bizi bilen de biliyor. 3.59, yani 3.60, 3.34 bandı, 26 kuruşluk bandın hedefi 3.60'ın üzerinde neresiydi arkadaşlar? Bunu da aylardır söylüyoruz.
3,86. Yani bu da aylıklarda görecek. Ocak ayı içinde veya Şubat ayı içinde göreceğimiz seviye. Ocak ayı içinde de görebiliriz. 3,86'ya geldiğimizde ancak biz uzun süreli, uzun soluklu bir dinlenme görüyoruz. Ama ara dinlenmeler nerede olur diyoruz? 3.72, 3.70 üzerinde gördükten sonra günlüklerde artık tablo öyle bir güçlü hareket etti ki bakın 3.86, 70, 3.68, 75 yani 3.70'e doğru gidiyor hareket. 3.70'e doğru belki gün içinde kar realizasyonu beklenebilir. Hemen şöyle saatliği alarak ben günlükteki marjı düzeltmek istiyorum. 3.67 70. Hemen alıyorum arkadaşlar. 3.67.70. Bu da bizi izleyenler için bir fark olsun. Gün içinde de marjları verirken bu noktada basıyoruz. 3.68 üzerindeki harekette bugün 3.69.70'e doğru hareketi görürüz ve buradan bir satış gelir. Yani 3.68 üzerindeki her harekette satış yapan gün içinde karı yakalayabilir. Hemen bakalım peki böyle bir durumda ne var? 5 dakikalık grafiğe bakıyoruz. 5 dakikalık grafikte şu an için olumlu hareket devam ediyor. Ama ben buradan biraz satış yaparım diye düşünüyorum. Gün içi kar realizasyonu noktasında. Hemen bakıyorum. Tablomuzda da bunu görüyoruz. Evet, yani bir kar realizasyonu önümüzdeki dakikalarda biraz gelebilir. Nereye kadar gelebilir? 3.68'in altına, 3.68.20'nin altına gelebilir. 3.67.20'ye kadar gün içinde görebiliriz. 3.70'e yaklaştıkça satış gün içinde 3.67.90 altındaki harekette 3.67.20, 3.66.20'ye kadar gelebiliriz. Çok da normal olacaktır. Ama trend güçlü. Asıl satış 3.70. Yani burada satış derken satıp belki birkaç hafta bekleyeceğimiz aralık olarak 3.70'leri izliyoruz. Formasyon hedefimiz ise pardon 3.70'lere yaklaştıkça satış belki 1 ile 4 gün arasında olabilir ama sonrasında ancak 3.80'lere 3.90'lara yaklaştığımızda birkaç haftalık belki de birkaç aylık bir dinlenme ancak bu bölgede görebiliriz. Mutlaka bunu izleyin arkadaşlar. Herkese bol kazançlar.